Güneş tuzu zalime, bu ne sana renk renk. Türkiye'de çok güzel bir atalar sözü var. Ayıp da olsa ben diyeceğim. Deyir, eceli gelen köpek caminin divarına filan eder. Güney Azerbaycan'ın bağımsızlığı için mücadele eden Güney Azerbaycan Milli Özgürlük Hareketi lideri Piruz Dilenci, Instagram hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Urmiye'nin Kürtleştirilmeye çalışıldığını belirten Dilenci, Mahsun Kırmızıgül'ün Kürdistan Gelini şarkısı ile ilgili olarak da ilginç tespitlerde bulundu. İsterseniz Piruz Dilenci ne demiş? İlk önce ona bir bakalım. Urmiye, Kürdistan Gelini değil de PKK'nın son ve ebedi mezarı olacak. Türkiye'nin 40 senedir mücadele ettiği PKK'yı biz Urmiye'de son mezarına uğurlayacağız. Bu hiç de kolay olmayacak. Tahmin ettiğimizden daha zor ve kanlı olacak. Ama olacak. Batı Azerbaycan'ın ilhakı için kanlı bir savaş başlatacaklar. Türk dünyası tarihinde görülmediği kadar Güney Azerbaycan Türklerinin kanı akıtılacak. Bu ateş Kuzey Azerbaycan yani bugünkü Azerbaycan devletinin sınırlarının içine kadar uzanacak. Bunun tozu dumanı da Türkiye'yi saracak. 90'lı yıllarda Karabağ'da soykırım yapıldıktan sonra devletimizi de milletimizi de uyarmıştım. Gelecekte Urmiye'de yapacakları soykırım, Hocalı soykırımından 1000 kere şiddetli ve kanlı olacak demiştim. Artık süre bitmektedir, zaman yaklaşıyor. 50 senedir Kerkük'ün karış karış ilhakına ses çıkarmayan, televizyonlarda "Ah Kerkük'üm, vah Kerkük'üm" türküsünü seslendirmekten başka bir şey yapmayanları, Urmiye konusunda aynı hatayı yapmamaya davet ediyorum. Kerkük, Türk dünyası için neyse, Urmiye ondan daha da önemlidir. Türkmenlerin halini bir süredir en iyi bu iki kelime, bu slogan anlatıyor. Kerkük bizimdir. Kerkük ve Urmiye'yi önce Kürtleştirip, sonra da Kürdistanlaştıracaklar. Bu Siyonizm projesinin ikinci aşamasıdır. Kürdistan devleti projesinin güney parçasıdır. Tamamlanması için kuzey parçası gereklidir. O kuzey parça ise Türkiye'nin güneydoğusudur. Onun ilhakını ise üçüncü aşamada Urmiye'de sonra gerçekleştirmeyi planlamışlardır. Şarkısında Güney Azerbaycan'ın en büyük şehri, Batı Azerbaycan'ın başkenti Urmiye'yi, Kürdistan gelini yapan Kırmızıgül isimli PKK'lının gülünü karartan bir Türk, bir kurt, bir bozkurt yok mu Türkiye'de? Hele o biri hasta ziyaretine gelmek için sıra bekleyen yaltakları, hasta koltuğunda karşılayan kişiyi ve onu yayınlayan televizyon kanalını demiyorum bile. İran'da Güney Azerbaycan toprakları Kürtleştiriliyor. İran hükümetinin aşiret sisteminde dağınık bölgelerde yaşayan Kürt gruplarını Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye'ye çekerek Türklerden arındırmaya çalıştığı öğrenildi. Urumiye şehrini tampon bölge olarak gören yönetim, Kürtleştirilme faaliyetlerini Makü ve Hoy'da da sürdürüyor. Söz konusu bölgelerde 2005 yılına kadar az sayıda olan Kürt nüfusun İran hükümetinin teşvikleriyle giderek artış gösterdiği kaydediliyor. Bu arada bölgede yerleşik Kürtler tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ve insan kaçakçılığının hız kazandığı ve Kürtlerin elde ettikleri gelirler ile Urumiye'nin işlek mevkilerinde iş merkezleri satın aldığı da ifade ediliyor. Uzmanlar, bölgedeki etnik yapının Türkler aleyhine değiştirilmesine yönelik politikalar kapsamında Hoy'un idari yapılanmada il statüsüne kavuşturulmasının planlandığına dikkat çekiyor. Nüfusunun çoğunluğu Türk olan Urumiye ve Tebriz'e bağlı yerleşim birimlerinin, başta Makü gibi, Türkiye sınırına yakın Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgeler ile birlikte Hoy'a bağlanması halinde Türk nüfus oransal olarak düşürülmüş olacak. Hoy şehir merkezi ve çevresinde 2006 Eylül ayı itibariyle
büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu yaklaşık 400 bin kişi yaşıyor. Uygulanan politikalar sonucunda Kürtlerin toplam nüfus içindeki payı 75-80 bine ulaşmış durumda. İranlı üst düzey yetkililerin mezkur bölgeler için bütçeden daha fazla pay ayrılacak, bu sayede ekonomik yatırımlar ve istihdam artacak şeklindeki açıklamasının bölgedeki Güney Azerbaycan Türklerinin tepkisini gidermeye yönelik olduğu belirtiliyor. İran'daki Kürt nüfusun büyük çoğunluğu 4 aşiret altında toplanmıştır. Mahabad, Kalifan ve Serdeşt'te, Mangurlar, Oşnaviyeh ve Silvaneh'te, Zerzalar, Piranşehir, Poldeşt, Makü'de, Meşpiranlar, Bukan'da ise Debükrüler çoğunluktadır. Çoğu devlet yanlısı olan bu aşiretlerin, Güney Azerbaycanlıların çoğunlukta olduğu toprakların Kürtleştirilmesine yönelik uygulamalara destek verdiği belirtiliyor. Yönetimin bunun karşılığında adı geçen aşiret üyelerine Batı Azerbaycan Salmas, Hoy ve Makü şehirlerinde iş imkanları sağladığı, memur olanlarının tayinlerini de anılan bölgelere çıkardığı kaydediliyor. Ayrıca yine Türklere ait olan Çaldıran, Sayınkala, Tikantepe, Soyuk, Bulak, Biçer, Sulduz, Kürve, Hasanabat gibi birçok yerleşim yerine de Kürtler tarafından sahip çıkıldığı ve hazırlanan uydurma haritalar ile Türk topraklarının Kürt toprakları olarak gösterildiği belirtiliyor. Hatta anılan bölgelerde sık sık mitingler yaparak dünya kamuoyunda mitinglerin yapıldığı bölgelerin Kürt yerleşim yerleri olarak tanınmasına ve benimsenmesine çalışıldığı vurgulanıyor. Gelişmeler nedeniyle bir Kürt-Türk çatışmasının yaşanması ihtimalini değerlendiren kaynaklar, bunu fırsat bilen dış güçlerin İran'ın iç işlerine daha kolay müdahalede bulunabileceğini ve Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti kurulması emellerinin bu yolla İran'a da kolaylıkla yansıyabileceğini vurguluyor. Terör örgütlerini besleyen İran bölünecek. Güney Azerbaycan bağımsızlığını kazanacak. Türkiye'nin güneydoğusunda 50 milyonluk yeni bir Türk Cumhuriyeti kurulacak. İran rejimi getgide hadsizliğinin limitini aşmaktadır. Son aylar İran'ın daxilindeki, ölkənin daxilindeki gerginlikler güclendikcə rejim özünü itirmiş, başını itirmiş, gah Türkiye'ye karşı, gah Azerbaycan'a karşı resmi ve gayri-resmi beyanatlarla çıkış edir. Dindən, İslamdan dem vururlar. Şiyalikdən danışırlar ki, eminem, ne dinleri var, ne mezhepleri. Prezident İlham Əliyevin önce Şuşada, sonra da Türk dilli devletler təşkilatında danışıqları ve çıkışındaki sözler bunlara elə bir ot koyub ki, bunların canına elə bir ot salıb ki, artık bu bahis olub ki, Cənab İlham Əliyev'e karşı təhqirə keçiblər. Cənab Xameneyi, Alay Xameneyi, mən sənə deyim İlham Əliyev kimdir? İlham Əliyev əksəriyyəti Cənubi Azərbaycanda olmaqla dünyada yaşayan 50 milyon Azərbaycan türkünün prezidentidir. İki kursda artırın orada. Biri Rəcəb Tayyib Ərdoğan şünaslıq kursu olsun, biri də İlham Əliyev şünaslıq kursu.